Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber VKTeko'nun bir parmak izi biyometrik okuyucusunu inceleyeceğiz. Biyometrik parmak izi okuyucusu olarak geçiyor. Bunun modeli X8FC bir model. VKTeko'nun cihazı. Biz bundan 3 tane aldık. Kutu içeriğini ve incelemesini beraber yapalım. Şimdi bunu açmıştım. İçinden çıkanlar şöyle kenarda dursun. Şu açtığımı kenara alayım. Sizlerle beraber sıfırını açalım şimdi. Zaten 3 tane var. Şunu da açmaya başlayalım. Küçücük bir kutusu var. Gördüğünüz gibi el kadar. Hatta bir mouse'la böyle karşılaştırayım. Yani bilgisayarımın mouse'u kadar bir şey. Öyle söyleyeyim size. Ya da bir şöyle kalemle kıyasladığınız zaman kalemden daha küçük bir kutusu var. Kutunun içindeki cihaz daha da küçük. Hadi beraber çıkartalım. Şimdi öncelikle bizi karşılayan şöyle bir user manuali var. Bunun nasıl kullanıcıyla ilgili bilgiler bulunmakta. Şöyle hızlıca şöyle çevirelim. Gerçi ben bunu direkt kart okuyucu üzerinden bahsedelim. Burada bir de VKTeko'nun diğer modelleriyle ilgili bilgilendirme kitapçığı bulunmakta. Şöyle bir ton zıvır zıvır var. Cihazın kendisine gelelim. Şu kağıtları bir kaldıralım. İçinden iki tane kağıt çıkmıştı. Yer kaplamasın. Cihazımızın kendisi. O da böyle bir poşetle korunulmuş. Epey küçük bir cihaz. Hatta bunu birazdan ölçeriz de sizlerle beraber. Cihazın poşetini çıkartalım. Bu cihazı biz 900 TL'ye aldık. KDV değerli fiyatı öyleydi. Tabii fiyatı değişiyor. Dolar kuruna bağlı olduğu için. Yani dolar üzerinden satılıyor genellikle bu cihazlar. Şöyle de içinden bir kart çıkıyor. Bu muhtemelen Mastercard olarak kullanılmak için verilmiştir bize. Cihazımız bu. Cihazın biz parmak izi okuyucusunu kullanacağız. Bakın şurada bir parmak izi okuyucusu var. Şöyle kaldırıp çat parmağınızı okutuyorsunuz. Bu kapak da üstüne konulmuş. Muhtemelen toz ve çevre şartlarından etkilenmemesi için. Zaten biz bunu iç ortamda kullanacağız. O yüzden aldık. Cihazımızın detaylı özelliklerine sizlerle beraber bakmadan kutu içeriğine bakalım. Şöyle arka tarafı bulunmakta. Cihazın alt kısmında şurada bir adet reset butonu ve şurada alyanlarla içini açmak için kısım var. Hatta bir tanesini içine açarız. Bakarız ne var ne yok diye. Poşetimizin içinde neler geliyormuş. Şu şekilde bir ara bağlantı kablomuz geliyor. Ara bağlantı kablosu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi rengarenk. Buradan güç bağlantısını ve kontak bağlantılarını yapıyorsunuz. Çeşit çeşit. İster buton bağlayın, ister manyetik kilit bağlayın, isterseniz alarm bağlayın, isterseniz bir ne bağlayın. Böyle alarm tarzı şeyler var ya. Böyle bir alyan çıkıyor içinde. Dübel vida seti çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi. 4 dübel, 4 vida. Bir de 2 tane küçük vidadan çıkmış. O küçük vidaların ne işe yaradığını bilmiyorum. Muhtemelen şunların yedeği de olabilir. Bakayım. Evet. Şu alttaki vidaların yedeği koyulmuş olabilir. Bunun 500 TL olanları da var. İnternette satılıyor. Ama böyle üzeri tuşları biraz çıkıntılı. Bu mimarlık açısından bizim mimarımızın daha hoşuna gitti. Konumlandıracağımız yer yönetim kısmı katında. O yüzden bunu tercih ettik. Şimdi özelliklerine gelelim. Cihazımızın parmak izi kapasitesi 500 kullanıcı olarak geçiyor. Kendi internet sitesinde zktko.com.tr'nin sitesinde. Kart kapasitesi var. Bunda hem kart okuyucu hem parmak izi okuyucusu hem de şifreli giriş yapabiliyorsunuz. Parmak izi okuyucu kapasitesi 500 kişi. Parmak izini tanımlayabiliyorsunuz. Kart olarak 500 tane kart tanımlayabiliyorsunuz. İşlem kapasitesiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Sensör olarak ZK Optical sensörü kullanılmış. Şurada kullanılan sensörden bahsediyoruz. Algoritma versiyonu olarak ZK Finger VX10.0 kullanılmış. Haberleşme olarak herhangi bir haberleşme protokolü yok. Dışarı veri gönderemiyorsunuz. Bunlar standalone cihaz olarak geçtiği için haberleşme olayı bunda yok. Onu söyleyeyim. Hani buna veri alıp veri yazdıramıyorsunuz. İçindeki yazılım yok çünkü. AC fonksiyonları için yani bunda 3. parti elektrikli kilit kullanabiliyorsunuz. Kapı manyetik kilitleri var ya. Fail secure, fail safe veya 280 kapı üstündeki mıknatıslı kilit, kapı sensörü, exit butonu, alarm, kapı zili gibi şeyler şu ara kablosundan bağlanıyor. Şöyle bunların her birinin anlamları var. Standart özellikleri olarak basit AC fonksiyonları ve ID kart varmış. Opsiyon olarak MyFair kart tanımlayabiliyorsunuz. Power supply olarak 12 volt 3 amper olarak geçmekte. Çalışma sıcaklığı 0 derece ile 45 derece arasında. Bu cihazımız çalışma ortam nemi olarak %20-%80 nem aralığında çalışıyormuş. Tabii çok nemli ortamlarda oksit yapacaktır. Boyutları bakın şöyle 90'a 90 bir kare. Yani 10 santim bile değil 9 santim
90 milimetreye 90 milimetre, yani 9 santime 9 santim şöyle bir bunun büyüklüğü var. Gayet küçük. Derinlik olarak da yaklaşık 40 milimetre. O da 4 santim yapar. 4 santim de şuradan bir derinliği var. Hatta şöyle hemen sizlere göstereyim. Elimde ne görmüş olduğunuz gibi bir kumpas var. Buna kumpas denir. Şöyle bakın, şu sıfırın geldiği noktaya bakacaksınız. 9 santim. Bir de şuradan ölçelim. Şu sıfırın geldiği nokta. En dış kısımdan ölçüyoruz yani. Büyüklüğü en uzun olan kısımdan yani. Şöyle bakıldığı zaman yine 9'a denk gelmekte. Bilmiyorum, parlama yapıyor mu? Tabii şu arka kısım biraz daha küçük. Şöyle bir kat yapmış. Bir de bunun böyle yandan kalınlığı var. Tabii aslında 4 mm'den daha küçük, 3.3 falan geliyor ama şuradaki kapağın çıkıntısı var ya, şu kapağın çıkıntısından hesaplandığı zaman o kadar büyük oluyor. Yani biz kumpasımızı şu kapağa koyduğumuz zaman şu arada bir boşluk kalıyor. Bu kapak olmasa biraz daha derinliği küçük olur. Hani kapağı sökebilirsiniz. Belki problem olmaz. SDK yok bunda. Yazılım da yok. Hani herhangi bir firmware yok. Yazılımı da yok içinde. Tabi üzerinden kart tanımlama yapılabiliyor. Parmak izi ve kart tanımlamayı doğrudan cihaz standalone olduğu için cihazın üzerinden yapıyorsunuz. Yani cihazla ilgili söyleyeceğim başka bir şey kalmadı. Şöyle de bir bağlantı şeyi var. Bunu zaten ters bağlamanız mümkün değil. Ona izin vermiyor sistemi. Bunu buraya takıyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Cihazın hazır almışken içini de açalım sizlerle beraber. Şu arkada kısım var. Belki merak eden arkadaşlar olur. Cihazın montajıyla ilgili. Hani çerçevesiz kullanabiliyor musunuz? Ben onu merak ettim hem. Hem de içinde kasası ne kadar kalın. Belki kasasını kullanmak istemeyebilirsiniz. Şöyle bakalım. Görmüş olduğunuz gibi içinde burada kontakları bulunmakta, buzzer'ı bulunmakta. Cihazımız bu şekilde. Parmak izi okuyucu kısmı buradaki anakarta bağlı. Güzel bir şeyle yapmışlar. Tasarım. Hani devreleri falan gayet düzgün. VK Teko'nun cihazı. Bunlar Çin'de üretiliyor bildiğiniz üzere. Ha, ben genelde network'ümde kullandığım IP, TCP/IP cihazlar var. O veri çektiğim cihazlar. Onlar yerli üretim. Farklı bir firmadan almıştım ben onları. Bu tabi üzerinde çok kişinin parmak izi tanımlı olmayacak. 4-5 kişinin gireceği bir odaya 3 tane aldık bundan. Yani çok yetki olmayacağı için bunu tercih ettim. Network'e bağlı olmasına da gerek yoktu. Network'e bağlı olan cihazların fiyatları bunun hani 2-3 katı en az. Yani bu cihazdan pahalı. Hem parmak izi okuyucusu özelliği yok onda. Network'e de ihtiyaç olmadığı için buna karar verildi. Böyle bir tercih yaptık. Tabi eğer şöyle bir durumunuz varsa, buna veriyi gönderecekseniz bir network üzerinden, bu cihazları tercih etmenizi kesinlikle önermem. Bunlar çok sık kullanılmayan noktalarda ne için kullanılıyor? Bakın şurada buzzer var. Şu kısım ne olduğunu tam anlayamadım ama buzzer buradaymış. Şurada çıkıyordur. Ekranı yok. Ekransız model, ekranlı modeller de var. En basic cihazı aldık biz. Hani temel bir kullanım olacağı için. ZK Teko da Türkiye'de duyulmuş bir marka. İsterseniz kasasını çıkartıp kasasını çıkartıp kullanmayın. Onu kullanılmayacağını görmüş oldum. Kasasını ben tutayım. Evet, cihazımız bu şekilde. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Hani mouse'la karşılaştırdığınız zaman bir mouse var, bir de daha küçük. Zaten ölçülerini verdik. Hem derinlik hem yatay dolan ölçüsü hem dikey dolan ölçüsü. 4 farklı etkende ölçüsünü verdik. Kare bir cihaz. Güzel de. Hoşuma gitti açıkçası tasarıma. Bakalım kullanımdan memnun kalacak mıyız? Bununla ilgili problem yaşarsam yorumlarda bunu belirtirim. Hani bu arada cihazın MyFair veya Proximity hangi kartla çalıştığı önemli. Bizim cihazlarımız MyFair ama opsiyonel olarak bu cihazda MyFair desteği olduğu söylendi bize ama MyFair olan stoklarda yokmuş. Ya da bilmiyorum üretilmiyor mu. Biz Proximity aldık ama biz kendi kartlarımızda kullanamayacağız bunu Proximity kartla çalıştığı için. Biz bu cihazı sadece parmak izi okuyucu kısmını kullanıp bir de şifre kısmını kullanabileceğiz. Çünkü hani dediğim gibi piyasada baktım, bu segmentte olan cihazlar, giriş seviyesinde olan cihazlar diyeyim, bu fiyatta olan cihazlarda MyFair kart desteği yoktu. Yani olduğu söyleniyor ama yoktu yani. Bir de bunun satıcılarından şunu rica ediyorum. Cihaza MyFair kart desteği olup olmadığını kesinlikle emin olduktan sonra yazın. İnternette görüyorum. Adam MyFair kart desteği yok diye belirten satıcılar var ama bazıları da var diye belirtmiş. Cihaza herhangi bir destek çıkmayabiliyor.